Kilo vermek istiyorsunuz ancak veremiyor musunuz? Stresli, yorgun, gergin ya da duygusal bir dönem mi geçiriyorsunuz? Bütün bunlarla başa çıkabilmek için çareyi yemekte mi buluyorsunuz? Peki bunu yaparken mideniz için değil de duygularınız için yemek yediğinizi fark ettiniz mi? Öfkeli, endişeli veya stresli olduğunuz zamanlarda yemeğe mi saldırıyorsunuz? Karnınız aç olmadığı halde sürekli bir şeyler mi yemek istiyorsunuz? Cevabınız evetse duygusal açlık yaşıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda çoğu zaman yemek yediğimizin farkında bile olmuyoruz. Sağlıklı beslenme uzmanı Tuğçe Karaduman bu durumun çocukluk çağından geldiğini söylüyor. Stres ve duygusal açlık aslında çok önemli bir konu. Gerçekten bütün kişilerde olan bir şey, çoğu kişide olan bir şey. Baktığımızda aslında bu çocukluktan geliyor. Yani çocuklarınızı yemekle birlikte ödüllendirmemeniz gerekiyor. Çocukları yemekle birlikte ödüllendirdiğimizde insanın psikolojik olarak bu şekilde bir algısı oluyor. Ve gece atıştırmalara kadar gidiyor bu. Gece uyanıp gözleri kapalı bir şekilde buzdolabına gidip bir sürü şey yiyen kişiler var. Ve bunların nedeni aslında duygusal açlık. Özellikle biz bayanlar duygusal açlığı en fazla yaşayanlardanız. Ama korkmayın, bunun önüne geçebiliriz. Nasıl mı? Uzmanlara kulak verelim. Burada önemli olan neden oluyor? Bu reaktif hipoglisemiden dolayı oluyor. Reaktif hipoglisemi olduğunda stres hormonları artıyor ve doğal olarak da kendimizi yemek yeme ihtiyacı hissediyoruz. Bunu çözmek için öncelikle yeterli ve dengeli beslenmek lazım. Yeterli ve dengeli beslenildiğinde reaktif hipoglisemi oluşmayacak ve doğal olarak bu duygusal açlığı bir şekilde bastırabileceğiz. Karaduman'ın da söylediği gibi duygularımızı yemekle doyuramayız. İkinci olarak bu ataklar geldiğinde, yeme isteği geldiğinde mutlaka şunu söylüyorum, duygularınızı yemekle doyuramazsınız. Bu sefer daha çok kilo alacaksınız onu yediğinizde ve daha da mutsuz olacaksınız. Bu bir kısır döngü halinde gidecek. Bunun bu şekilde olmaması için o an bir su için mutfağa gidin, bir duş alabilirsiniz, dışarıya çıkın, müzik açıp dans edin, başka bir şeyle ilgilenin. Ve bu durumda duygusal açlıkta mutlaka bir psikologdan da yardım alınması gerekiyor. Psikolog ve diyetisyen birlikte çalıştığında daha etkili oluyor bu anlamda. Duygusal açlık yaşadığımız dönemlerde çikolata ya da şeker tüketimi yerine kuru meyve ve bitki çayları tercih edilmeli. Kuru meyveleri kullanabilirler veya tarçınlı bir süt ya da şekersiz Türk kahvesi. Türk kahvesi tatlı ihtiyacını baskılıyor veya sade suda limon sıkıp içilebilir. Bitki çayları içebilir, yeşil çay, rezene gibi sakinleştirici rezene olabilir. Bunlara yöneldiklerinde gerçekten o atağı atlattıklarını görecekler. Sadece 15 dakika. O 15 dakikayı yemek yemeden geçirirlerse zaten o dönem bitiyor. Evet. Yani bununla psikolojik olarak savaşmaları gerekiyor. Aslında bu sorunla diyetisyen ve psikolog desteğiyle başa çıkabiliriz.